etmek için değil, cenazesini eve getirmek için göndermiyoruz o evlatlarımızı. Ben senin gibi Müslümanım diye bağırmıyorum ki. İnsanların giyimini yargılamıyorum ki. TL niye değer kaybetti de dolar yükseldi? Amerika'nın oyunu. Ya bu ülkede akıllı insanlar oy kullanması lazım. Ya bu oydan ne alınır? Sade Vatandaş kanalından herkese merhabalar. Sevgili dostlar, bugün İstanbul Üsküdar'dayız. Vatandaşlarımıza gündeme dair sorularımı soracağız. Ben Mehmet Koyuncu. Sizce nasıl geçim durumları? Yani gerçekten hakikaten çok kötü durumdayız. Hakikaten çok kötü durumdayız. Biz eşli çalışıyoruz. Fakat inanın önümüzü hiçbir zaman göremiyoruz. Yani bundan sonra da göremeyeceğimizi düşünüyorum. Çok zordayız. Her konuda çok zordayız. Ülkenin durumu çok kötü. Az önce Eminönü'ne gittik. Eminönü'nde bütün sokaklarda, restoranlarda dışarıdan gelen yabancılar işte en lüks yemekleri yerken bizler yanlarında simit yiyerek geçtik. Evet, bize simidi layık gördüler ama simit büyük bir nimet aslında. Ne bileyim ya, hani artık bir şeylere son vermeli, bir şeylerin sonu gelmeli. Niye böyle oldu? Bizim halkımız niye simide düştü? Şunu düşünüyorum, bu ülkede denetim olmadığı sürece bu böyle gidecek. Maliye Bakanı denetliyoruz diyor. Hayır. Ben bir esnaf olarak çalıştım. 2 sene bir özel okulun kantinini işlettim. 2 sene boyunca bir tane devletin kurumundan bana denetim için hiç kimse gelmedi. Gelmedi. Ben aldığım ürünü satarken sen bu ürünü neden bu kadar satarsın diye hiç kimse bana sormadı. Soracaklarını da hiçbir zaman düşünmüyorum. Az önce yine şeyden geçerken fiyatları soruyoruz. Geçen seneki fiyatlar 30 lirayken şu an 3000 lira olması çok normal mi sorduğunuz? Bir çanta 300 lira. Geçen sene 50 liraydı ya. Yani bunların 75-80 liraya satılıyor. Evet, evet. Yani burada aşağıda hiçbir şeyin yanına yaklaşamıyorsunuz. Yani asgari ücretle şu İstanbul gibi yerde kiracı olan insanın geçinmesi imkansız. Benim mahallemde çok insan var. O kadar çok insan var ki geçinemeyen. İnanın üst kat komşum kiracı, ev sahibi 700 lira 800 lirayken 2000 lira kirasını yaptı. Devlet başına, hükümetin başındaki insanlar, hükümet hiçbir şekilde siz ne yapıyorsunuz? Siz bu insanları bu hale getiremezsiniz diyemediler. Demedikleri için her şey bu halde gidiyor. Sebebi zaten ülkede eğitim yok. 20 yıldır bilerek bu insanlar cahil bırakıyor. Daha sonra terörle, bölmeyle korkutarak ben gidersem başınıza şu gelir, bu gelir diyerekten insanları baskılıyorlar. Bizim insanlarımız da zaten din diyen, Allah diyen herkesin peşinden, gerisi ne derse desin umurunda değil. Adam düz kontrol. Din sömürü, din evet elhamdülillah hepimiz Müslümanız ama din sömürüsü altında bu insanları bu hale getirdiler. Fakat bizim insanlarımız da çok kör ya. Bence insanlar kör. Ya bizim yaşlılarımız bir kahveye gidip çay içmeyi kendilerine layık görmüyorlar ya, içemiyorlar. Gidiyor sadece şu parkta oturup ben ya çıktım gezdim ülkemde huzurlu gezdim diyerek geçinebilir. Ben kendini geçindiğini düşündüğünü zannediyorum. Çünkü geçim diye bir şey kalmadı, geçinemiyor hiç kimse. Ya benim evime 20 bin lira giriyor, girdiği gibi çıkıyor. Niye çıkıyor benim cebimden? Vergim çıkıyor, çocuğumun masrafları çıkıyor, okulu çıkıyor. Ya olmaz böyle bir şekilde bu yönetim olmaz. Gitmeli, 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 başka hiçbir şey demiyorum. Kesinlikle bu kez mi oy veren artık bir gözünü açmalı. Biz ne yapıyoruz ve nereye gidiyoruz? Ülkemiz nereye gidiyor demeli. Bir belirli bir kesim yok. Şu ülkesini seven insanın bizim olmamalı. A'sı ya da B'si ya da C'si olmamalı. Ben CHP'li değilim, AK Partili değilim, MHP'li değilim. Benim bir kesimim yok. Ben şu an yaşadıklarımı söylüyorum. Şu an önümü göremediğim için konuşuyorum. Bu ülkede artık insanlar futbol, İşte bir taraftar takım tutar gibi AK Parti ya da CHP'yi tutmamalı. CHP gelip de ülkemiz çok iyice olacak diye bir şey de söylemiyorum. Bakın ülkemizin hakkında hayırlısı neyse olsun. İnsanlar A'sı ya da B'sini bıraksın. İnsanlar kendi önünü görmeye baksın. İnsanlar şu ülke nereye gidiyor diye düşünsün. Yabancı ülkede mülteci olarak asker biz gönderiyoruz dışarıya. Mülteci olarak insanlar ülkemize gelmiş. Ülkesini savunmayan insanlar bizim ülkemizde, biz kendi ülkemizde mülteci olmuşuz. Ya bakın ben Malatya'dan geliyorum. Kendisi teyzem burada yaşıyor. Bu TikTok'ta falan şu Arap şarkılarıyla falan TikTok, ben pek inanmıyordum gerçi. Ben de muhalifim de aslında. Daha yine vapurdan indik. Yemin ederim size aynısı. İki kişi arkada değişik değişik müzik açıyorlar. İşte ya etrafını çekiyor artık. Nereye çekiyorsa bilmiyorum. Ki bakın Malatya'da yani %60-%70 AK Partili seçmenle kazanıyor. Ve şöyle söyleyeyim, oradaki insanlar geçimi şu şekil bakıyor mesela. 15 liralık kahve içiyorsa o adam zengin. Çünkü ona verecek lüksü var diyorlar. Yani
60-65 yaş üstüne ki AK Parti seçmenine ikna edemezsiniz yani, bu hiçbir şekilde ikna edilmez. Şimdi, gözlerinde at gözlüğü var bence artık, evet. Öyle diyorum, bir gözlük takmışlar, kendi görmek istediklerini görüyorlar. Benim babam ailem için de geçerli, benim babam belki inşallah beni izler, ben her zaman söylüyorum. Artık ülke için insanlar bir şeyler yapsınlar, birilerini sarayda oturtmak için ya da atıyorum muhalefeti ayakta tutmak için de yapmasınlar. Şu ülkeyi düşünerek herkes elini vicdanına koyarak, fakiri fukaraya düşünerek, inanın ki şu İstanbul'da geçinmek o kadar, tüm Türkiye'de bence öyle de, İstanbul'da ayakta duran, tek asgari ücretle geçinen insanlar fatura ödeyemezken 5-6 ay insanların elektriği kesiliyor, geliyor mühürünü vuruyor gidiyor. Bu belediyeden kimse gelip demiyor ki senin elektriğin kapalı. Kardeşim sen çocuklarını okula gönderemedin. Sen çocuğunu neden göndermedin okula? Sen çocuk okutacaksan, sen bu ülkenin arkasında duracaksan sen neden göndermedin okula demiyor. Kalkmış, yok efendim ben ülkeye yol yaptım, geçemediğim bir yolda Çanakkale'ye gidiyorum, otobandan gidip geleceğim. 700-800 lira cebimden para çıkacak. Abi bu ülkeye yol yaptıysan benim geçeceğim yolu yapacaksın. Bilmem kaç bin tane sen garanti sözü vermişsin. İkinci köprüde günlük 80 bin araç geçmezken üçüncü köprüde bilmem kaç yüz bin araç geçecekmiş. Bunun garantisini nasıl verirsin ya? Hazineden ediyor. Bu kadar geçmez, bu kadar olmaz. İnsanın gözü kör olsa, hiç okumamış bir insan bu da buna... İnsan da bakın bunu bilmeyen insanlar bile oturup hesap eder. Bu üçüncü köprüden kaç araba geçecek? Silivri'ye gideceğimizde ben de konuşurum ama. Gitmeyeceğinizin garantisini ben vereyim. Ben daha gitmedim. 3 senedir bu işi yapıyorum. Şu Marmara'ya binip de şeye gidemiyoruz. Eskiden günde kaç kere Eminönü, Fatih gider gelirdik. Ben bugün sadece oradan Sancaktepe'den 8 kişilik bir aile Eminönü'ne cebimden 250 lira belediyeye para çıktı. Belediyeye gitsin, helal hoş olsun, ülkeme geldi diyorum bakın. Fakat ülkeme gelen para ülkemin cebinde kalmıyor, kasasında kalmıyor. Bu kadar parayı oturup hesap etseniz Türkiye tüm dünyayı yönetir ya. Var, büyük zam oluyor. Bizim insanlarımız, bizim bayanlarımız, Türkiye'nin bayanları mutfağını bir çeşit malzemeyle 3 çeşit yemek pişirebilir, yapabilir. Bu kalitede, bu değerde insanlar. Varı da biliyoruz, yoğu da biliyoruz. Fakat evet bakın, fakir olan bakın, herkese göre fakir yok. Bu alt kesim, bu Türkiye'de alt kesim bitti. Yok, şu an yok onlar. Aynen öyle, yok onlar. Alt kesim zengin bitti. Zengin var, bir de fakir var. Orta alt kesimi bitirdiler. Aynen öyle. Alt kesim bitti. Orta kesim. Ama evi olmayanlarsa. Evet, evi olsa. En beğenmediğin ev alt kat 4,5. Hayır yani. 4 milyar 4,5. Yani gene zorluk. Evi olanlar. Onların halkı yapsa. Herkes çalışsın. Ya köpeğe yav verecektir. Ahır süpürülecek yani ya. Çok çalışan insan var. Bakın bu ülkenin yıkılmasına gerçekten bu Türk insanı izin vermez. Vermeyecek de, ben buna eminim. Vermeyecek de. Aynen öyle. Yani diyecek hiçbir şey yok. Şu kalitede insanlara diyecek gerçekten hiçbir şey yok. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin benim cebimden kesiliyor, başkalarına yardım ediliyor. Suriyelilere. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yani, var mıdır eklemek istediğiniz bir şey? Çok teşekkür ederim. Hayır yok bir de, gerçekten. Hani şey diyorlar ya, biz ekmek sıralarında falan bekledik. O zamanlar Kıbrıs Savaşı vardı. Herkes ambargo uyguladı. Ondan bahsetmiyorlar. Hemen arkada halk ekmek kuyruğu. Evet, hemen arkamız. Ya işte. Orada halk ekmek büfesi var. Yarın zam geliyormuş. Onun sancısını çekiyorlar orada bek. Diyecek bir şey yok. İşte insanlar gibi. Bugün ekmeği iki tane fazla alıyor. Yarın zamlı ekmek yememek için. Az önce şahit ol. Doğru. Ya bunları bakın, bu şeyi savunan insanlar gerçeği görmeli ya. Görmeli, nereye gidiyoruz, ne olacak, nasıl yapacağız? Ben çok endişeliyim. Niye endişeliyim? Benim eşim çalışıyor, ben çalışıyorum, çocuklarımı büyüttüm, okula gönderiyorum ama yine yarınımı göremediğim için çok endişeliyim. Bu böyle kalsa, bilsem böyle kalacak ya, diyeceğim ki hakikaten böyle kalır, biz böyle bir şekilde yürütürüz diyeceğim. Yarınımız böyle değil, daha kötü günler bekliyor bizi. Bu böyle gidiyorsa daha kötü günler gelecek bize. Ben bundan eminim. Ben ayaklarımın üzerinde durduğum halde bunu söylüyorsam hiç imkanı olmayan insanlar ne yapacak Allah aşkına ya? Ne yapacak yani, bir şekilde bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Umuyorum kısa zamanda değişir. Umuyorum, inanın bakın benim bir tarafım yok. Ben A ya da B'ci değilim. Asla değilim, olmadım da. Ben ülkemin gerçeklerine üzülüyorum. Hakikaten çok üzülüyorum. Teşekkür. Rabbim bugünleri gerçekten aratmasın diyorum artık. Diyecek çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben yurt dışında kalıyorum. Ne güzel. Nasıl görüyorsunuz Türkiye'ye, ne zaman geldiniz? 2-3 gün oluyor. 3 günde ne gözlemledin abi? Bana anlatır mısın? Evet, şimdi ben tabii turistim. Turist ağzıyla konuş bana. Turist ağzıyla açıkça söylemek gerekir, ben son 20 yılın en ucuz tatilini yaptım. Çünkü param değerli. Ama
Tabii ki buranın şeyi işler acısı hani. Abi sen tatilde hoşaf mı yiyorsun? Niye öyle mi görünüyor? Tatile geldiğin yerin sahibi hoşaf yemeye kendine layık görüyor. Ya ben gönlüm çektiği her şeyi yerim. Niye? Abi niye hoşafa razı? Ya demek ki maddiyat da hani belki. O halinden memnun. Ya işte var o kısımda yani ne bileyim. Peki abi fiyatlar artmış mı geçen seneye göre? Artmış tabii, artmış ama dediğim gibi benim param daha çok değer kazandığı için bana daha da ucuz geliyor mesela. 2 seneden önce daha ucuz. Peki sence Türkiye nereye gidiyor? İyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? Ya şimdi ekonomi durumuna bakarsak kötü. Ama böyle biraz istihdam sağlayacak bir ülke, sağlam bir ülke olmaya iyi gidiyor. Yani iş alanı yaratıyor mu yani? İş alanı demeyeyim de böyle dış güçlere karşı iyi direniyor yani. Nasıl direniyor bak, mesela? Ben 42 yıldır Almanya'dayım. Maşallah. Almanya'da Türkiye haberleri olmazdı. Şimdi ne haber oluyor şu anda? Şu an ne diye oluyor? Türkiye'de tarihin en büyük enflasyonu. Dış borcu şu kadar arttı. Onu da diyor da öbür taraftan şeyleri diyorlar Almanya'da daha çok. Almanya'da bu haberleri görüyor musun? Benim saydıklarım. Pek değil yani. Peki, ama ben yanılıyorum. Onlar şey olarak bakıyor. Diyor Erdoğan şimdi Putin'le görüşecek, şu işi halledecek. Erdoğan bilmem şeyle... Kahraman Erdoğan. İran'la şunla bununla toplanıyor. Evet. Yani o yönden biraz böyle... Çözüm üretiyor yani. Çözüm demeyeyim de yani bağımlılığını kesmek istiyor Türkiye. Avrupa'ya, şeye, Amerika'ya. Yani yarın Erdoğan bir şey söylesin mesela. Desin ki tamam abicim sen kazandın, sen daha kuvvetli çıktın desin. Dolar hemen en az 5 lira düşer. Euro en az 5 lira düşer. Ama ondan sonra gelecek Avrupa diyor ki benim dediğimi yapacaksın ama. Abi, bunu yapacaksın, bak, şöyle bunu yapsın, yapamazsın, bunu yaparsın. Şöyle yapsın. Tamam siz kazandınız desin, siz güçlüymüşsünüz ey Avrupa desin. Dolar düşsün sonra şaka yaptım desin. Oluyor, yapıyor böyle şeyler. Olmaz mı? Olmaz. Öyle. Niye? Bir dediğin ertesi gün yalanlayabiliyor Erdoğan. Yapıyor öyle şeyler. Bize yapıyor yani. Ya orasını bilmem artık da. Yani Nesin be abi ne olacak? Avrupa'da en kötü ihtimal lan bu adam şaka yapmışlar. Doları da düşürdüğüyle kalır. Lan dolar 18 lira. Euro 19. 18-15. Düşsün 13'e kötü mü? Evet en az 10'a bile düşer diyorum bak. 10 lira ne ama, güzel işte. Ama o zaman diyecek ki petrol aramaya Karadeniz'e şuraya Ege Denize çıkmayacaksın. Onu diyene kadar şaka yaptım desin. Şuraya gitmeyeceksin. Ama yani o zamana kadar şaka yaptım. Kısıtlamalar getirecek. Ben izin verdiğim şeyleri yapabilirsin sadece diyecek. Bu da ne diyorum ki şaka yapsın. Ya şakayla politika olur mu sen yapıyor de? Ya abi. Ne demek yani ya? Burada şakacı mıyız biz? Niye abi? Erdoğan ne güzel şakalar yapıyor. Mesela bize şey diyor. 2002'ye göre diyor bugün araba sayısı çok arttı diyor. Ne güzel refah artmış diyor. Ekonomi gelişiyor diyor. Mesela işsizlik artıyor ama iş beğenmeme artıyor diyor. Mesela öyle şeyler bunlar şaka bence. Ya orası ne? Hiç beğenmeden evde aç oturur mu? Oturmaz abi. Oturmaz değil mi? Ben de aynı fikrim. Sen evde hiç aç oturmayı tercih ediyor musun? Çok şükür bugüne kadar hiç öyle bir şey durmadı. Çünkü durum... Almanya'dayım. Almanya'dayım tabii. Ama Almanya'da olmak benim bir kaderim diyeyim, kısmetim. Ben bu bizim kaderimiz mi sence? Öyle diyelim ne bileyim kader. Evet hani bilmiyorum artık. Allah sonumuzu hayır etsin. Son sorum. Memlekete geldin 3 gün oldu. Sen restoranda yemeğini yiyorsun. Evet. Kapının önünden bir gariban Anadolu vatandaşı geçiyor. Vicdanı sızlıyor mu? Tabii ki. Ben isterim yani bu ülkemizin, memleketimizin varlıklarından kendi vatandaşlarımız da faydalansın, yararlansın. Ama görüyorum ki bütün restoranlar, yiyecek yerler, şeyler turistlerle, Araplarla, şunlarla, bunlarla dolu. Ama çare olarak benim tavsiyem vatandaş şurada lokanda yemek yiyorsa hesap geldi mi Türk kimliğini göstersin ona %20 indirimli olsun. He Türk kimliği yok mu? O zaman sana bu fiyat. Ya da şöyle olsun bizim ya vatandaş ben... kimliği çıkartacağına şılak diye masaya parayı koyabilsin kötü mü? Ya daha iyi de tabii ama o olmuyor işte. Ya haksız mıyım yenge? Bu kadar. Benim zoruma giden bu hani yanlış anlamadın gibi ırkçılık değil. Bu Bulgaristan'dan, Romanya'dan, Yunanistan'dan halk giriş yapıyor Edirne'de, İstanbul'da az bir paraya paşalar gibi alışverişini yapıyor gidiyor. Biz de ağzımız açık bakıyoruz. Evet ben bunu doğru bulmuyorum. O yüzden dedim alışveriş yapıyorsan kimliğini göstereceksin Türk kimliğini. O zaman sana %20 indirimli %25 neyse öyle olsun daha iyi. Peki abi seçimlerde oy kullanıyor musun Türkiye için? Kullanıyorum. Kime oy veriyoruz?
Vallahi bu hani daha kararsızım yani. En son kime verdin? En son Erdoğan'a vermiştim. Pişmanlık ya da başka birine mi bulsam düşüncesi var mı? Şimdi var da böyle Erdoğan'a karşı rakip göremiyorum. Bizim muhalefet niye böyle cılız? Bilmiyorum. Şimdi Erdoğan şimdi bu şeye geldi ama bak 20 senesi geçti. Burada şimdi bir Amerika'ya veya bir Avrupa'da bir ülkeye gitti mi bir itibar görerek böyle. O kadar askerlerimiz, evlatlarımız gitti. Herkes buraya geldi. Niye dur denmedi? Onun evladı. Allah korusun bir şey olsaydı ne yapardı? Ha? O kadar evlatlarımız şehit oldu. Yazık, günah değil mi? Biz vatana çocuklarımızı gönderiyorsak ölmek için değil, geri gelmek için gönderiyoruz. Savunmak için. Biz ne zorlukla evlatlarımızı büyütüyoruz. Biz o vatana gönderiyorsak evlatlarımızı. Hayır, ölmek için değil, cenazesini eve getirmek için göndermiyoruz o evlatlarımızı. Yazık, günah değil mi? Biz ne zorlukla büyütüyoruz o evlatlarımızı. Yazık, günah ya. Ben 2 tane yavrumu gönderdim askere. Gelene kadar 40 senelik ömrüm gitti. Yazık, günah değil mi? Ayıp, günah ya. O kendi evladını gönderseydi öyle ne olurdu? Onun evladı kapısının önüne o şekilde getirseydi o ne yapardı? Kurban olayım ya, bırakın Allah aşkınıza ya. Tayyip'i savunmayın ya. Savunmayın. Eminim bugün bir başka partiden birisi olsa o da çocuğunu göndermiyor. O da çocuğunu askere göndermiyor. Hangi yüksek politikacı çocuğunu askere gönderiyor? Kılıçdaroğlu'nun oğlu askerlik yaptı abi. Bir de bedelli de yapmadı. 6 ay mı 12 ay mı ne yaptı? İyi yapmış, doğru hani. İyi buldum. Ama yani demek dedim genelde böyle baktım mı hani tamam Kılıçdaroğlu bir şey olabilir. Politikacılara çok mu anlam veriyoruz acaba? Çok mu değer yüklüyoruz? Yani Merkel mesela 16 yıl yönetti. Ne kazandı, ne koydu cebine? Ya hiçbir şey. Yani Merkel'in Berlin'de bir tane evi var, bir köşe. 2+1. Aynen öyle hani. Fazla ya, biraz önce bak Erdoğan şeyde açılış yaptım, evet. Oradaydım. Benim şeyim bu kadar halkından korkuyorsan halkın içine girme o zaman ya. Şurada var ya en az 300 tane koruma vardı. Trafik durdu, esnaf işini yapamıyor, şeyini yapamıyor, bilmem ne, hayat durdu 3 saat. 3 saat orada hayat durdu. Ondan sonra hiç o kadar insan görmek istiyor hani, ta buradan korumalar geliyor, 10 metre daha geri gidin, 5 metre daha geri gidin. Hani gidin, bir de dediğim gibi 300 tane korumayla böyle bir şeye gelmek yani ayıptır ya. Almanya'da var mı öyle koruma ordusu? Ben burada çakallı araba, araba gördüğüm kadar hiçbir yerde yok yani. Çok teşekkür ederim. Çayı yaptılar 60 lira. Şekeri yaptılar 200 lira. Millet ne alacak? Adam diyor ki acından mı geberiyor? Evet, acımdan geberebiliyor. Kiramı veremiyorum. Çocuğumu okutamıyorum. Ha? Yazık, günah değil mi? Bir çocuğum eve mi bakacak? Ekmek parasını getirecek? Okudu bak, kaç sene okudu. Yazık, günah değil mi? O çocuğum bana mecbur mu bakmıyor? Onun geleceği yok mu? Okuduğu bölümde çalışabiliyor mu şu an? Yok, çalışamıyor. İş yok. Benim çocuğum bak, yazık, günah değil mi? Onun geleceği var. Evlenecek, yuva kuracak. Neyle kuracak? Bu pahalılıkla mı kuracak? Yazık, günah değil mi ya? Bir ekmek kaç para olmuş? Ya biraz dur desin yani. Ayıp, günah ya. Kiraları 10 bin lira şey yapmış. Bir insan şekerini, çayını, ekmeğini alamıyorsa niçin yaşıyor? O bizim yerimizde olsa ne yapar? Soruyorum. Allah için. Paranın değeri kalmadı ya. Paranın değeri kalmadı. Yazık, günah değil mi ya? Ki yönetenler sizi görmezden mi geliyor? Evet, görmezden. Yardım istedim, bana vermediler. Vermediler ya. Ben çocuğuma asker parası istedim, vermediler. Yazık, günah değil mi ya? Adam kirasını veremiyor. Kira vermeyenler de zor geçiniyor. O insan ne yapacağını şaşırdı artık. Psikolojimiz bozuldu artık. Affedersin, bir markete gitsen çanta dolmadan çıkıyoruz. Ne aldık? Hiçbir şey. Yazık, günah değil mi ya? Bir kafeye gidip benim çocuğum oturup da bir çay içemeyecek mi? Onun geleceği yok mu? Benim çocuğum diyor ki anne, ben güvenip de evlenemiyorum diyor. Evlenemiyor. Şimdi nikah yapsan bir dünya para. Çocuğum bir istediğini alamıyor. Yazık, günah değil mi? Ben bunu görüyorum, üzülüyorum ya. Yani biraz dur denilsin ya, artık yeter. Millet bak ölüyor. Acından geberiyor. Adam intihar ediyor. Çocuğunu öldürüyor. Yazık, günah değil mi ya? Ayıp, günah ya. Bu vallahi vicdan, elini vicdanına koysun. Elini vicdanına. Bizim yerimizde olsa ne yapacak? Abla, muhalefet sizin sesinizi duyurabiliyor mu yeterince? Duysun. Bunlar duyuruyor mu? Sesiniz olabiliyor mu? Yok, hayır. Duymuyor. Duysa zaten böyle olmaz. Ama yani artık yeter. Artık insanlar isyan ediyor yani.
insanlarımız da ayaklansın, artık konuşulsun artık. Yani bu böyle gidecek dava değil yani. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sağ ol. Ben de. Efendim merhabalar. Geçinebiliyor musunuz? Geçinemiyoruz valla. Anacığım niye böyle olduk? Bilmem işte, her şey zam, yağ zam, her şey zam abi. Ben iki kişiyim, benim şeker hastalığı yatıyor. Siz çalışabiliyor musunuz? Ben konferansı çalışıyorum. Bakacağım benim hasta yatılı şimdi evde. Kazancınız yetiyor mu, ev kira mı? Kira değil de yani elektrik, su çok para geliyor. Ne geliyor sorma sayı? Belediye yardım ediyor. Ramazan'da ediyor, başka yok. Vallahi. Evet, bak gelinde bakın, hiçbir şeyim yok. Mahalle ev yandı, evimiz yandı, mahalle yardım etti. Nasıl dayanıyorsunuz abla? Nereye kadar böyle gidecek? Çiğdem'de oturuyorum. Ne yapayım? Yardım etmiyor kimse. 5 kilo para yok. Tüp pahalı. Çok para. Yardım eden yok. Benim babam öldü. Zonguldak'a gidemiyorum. Köye gidemiyorum. Biletler çok pahalı. Baba vefat etti. Sen cenazeye gidemedin mi? Dedim, param yok ki. Vallahi Zonguldak'ta oturuyor. Gelin de sorayım. Çiğdem Mahallesi'nde oturuyoruz. Oradayım ben. Kimse yardımcı olmuyor. Funda'ya gitsem benim yerim var. Kimse yardım etmiyor. O yüzden benim hasta şeker hastalığı da yatıyor. Beyimin şeyi abisi öldü, annesi öldü, ben baktım. Evde şeker hastalığı. Peki abla, zamlar durmuyor. Nasıl dayanacaksın? Ne yapayım abi, kira vermiyorsun. Her şey zam. Parayı yok. Bir yağ alsan, tüp alsan 450-350. Yapamıyorum, ben geçinemiyorum dedim ya. B'ye de gidemiyorum. Erdoğan düzeltir mi sence? Ben de düzelsen abi, her şey zam. Düzelsen ne olacak? Her yere zam veriyor. Bir de oy istiyorlar. Tamam, oyu hak ediyorlar da her şey zam. Tüpü yok, tüpü zam, her şey zam. Erdoğan oy vereceğim mi bu seçimde? Vallahi düşünmüyorum. Başka kime vereceğim? Vallahi işte elde ona vermem de kime denk gelse veririm. Başkasına vereceğim. Evet. Daha önce Erdoğan'a oy verdin mi? Hep ona veriyorum ben. Bak her şey zam. Hep ona veriyorum. Pişman mısın? Ya pişman, biraz pişmanız. Kiram yok ama beyim hasta. Belediye bakıyor. O da Ramazan'da bizim ev yandı. Bakan yok, giden yok. Çok teşekkür yok. Ediyorum. Çok sağ ol. Nasıl geçim durumları ablacığım? Berbat. Niye böyle oldu? Vallahi bilemiyorum artık. 478 lira elektrik faturası gelmiş. Yani bir buzdolabı çalışıyor, bir televizyon çalışıyor. Haftada bir kere zaten ameliyatlıyım. Yani sağ olasın şey yok. Elektrik süpürgesi açamıyoruz. Anlamıyoruz yani. Nereye kadar böyle devam edecek? Zamlar geçen durmuyor. Geçen yıl kışın ocağın 11'inde değil mi? Benim çatım uçtu, afet oldu. Ve belediyeden ben 1 lira yardım alamadım. O kadar koşturduğum halde. Der ki insan, bu bir dul kadın, biz buna yardım edelim. Çatısı uçmuş, hep evin içine aktı. Hiçbir şey yok, hiçbir şey. Verdiğim oylar gözlerine dursun. Neredeydi eviniz ablacığım? Hangi belediyeye gittiniz? Beykoz Belediyesi'ne. İtfaiyesi oradaydı, polisi oradaydı. Hiçbir şekilde yardım etmediler. Siz başlayın yapmaya, ustanızı bulun, yardım edeceğiz dediler bir de bize. Evet. Beni bir dünya borca soktular. Yine de bir kuruş vermediler. Hayır, vermediler. Emekli bir insanım. 2 tane kredi var maaşımın üstünde. Bu ne yiyor ne içiyor demiyorlar. Yok kardeşim, yok, geçinemiyoruz. Mahvettiler bizi. Erdoğan düzeltebilir mi sizce? Vallahi düzeltmesi gerekiyor. Düzeltmiyor sizce? Bilemiyorum niye düzeltmiyor. Vardır bir planı. Düzeltmesi gerekiyor. Bu şekilde biz geçinemiyoruz yani. Çarşıya gidemiyoruz. Üstümüzü alamıyoruz. Nedir yani bu rezillik? Seçimlerde Erdoğan oy verecek mi? Vallahi çok şüpheli şu anda. Bilemiyorum yani. Muhalefet güven veriyor mu size? Hiçbirisi bana güven vermiyor. Hepsi birbirinin aynısı. Ben 57 yaşındayım. Hepsi birbirinin aynısı. Benim annem omuzunda tüple, Kasımbaşı'da tüp kuyruğunda bekliyordu kadın. Hepsi birbirinin aynısı. Varsa yiyecekler onlar sadece, ama halkı düşünmüyorlar. Nasıl geçim durumları abicim? Çok şükür. Her şey yolunda mı? Dünyanın sıkıntısı var. Bir tek Türkiye'nin değil yani. Ablamı dinlediniz. Ablanı dinledim de ablan belki bazı şeylere vakıf olmayabilir. Ne gibi? 15 Temmuz'daki yapılan kalkışma gibi şu anda da ekonomik bir baskı var Türkiye'nin üzerinde. Nasıl yapıyorlar bunu? Beylerler, Yahudicilik ve Mason hocalarının dünya üzerinde ve Türkiye üzerinde oynadığı bir oyun. Biz onlara borçluyuz şu anda, farkında mısın? Ne borcumuz var? Hiç borcumuz? Bizim borcumuz yok IMF'e falan. Biz borç veriyoruz şu anda. Onu söyleyen halt etmiş. Borç veriyorsak bize niye vermiyor? Yok. Ülkeler arasında alma verme olabilir. Onda bir şey yok ama bizim borcumuz yok. Yok mu? Yok tabii. Güllük gülistanlık her şey. Yok, güllük gülistanlık demiyoruz ama. Bak şimdi karıştırma. Ama yani borcumuz var diyorum, sen kabul etmiyorsun. Ama borç şimdi birbirinin takas şeklinde olabilir. Bütün milletin birbirine, devletlerin birbirine. Peki o zaman bu TL niye değer kaybetti de dolar yükseldi? Amerika'nın oyunu. Nasıl yapıyor bu oyunu? Oyunu yapıyor beynelmiller Yahudicilerin elinde piyasa. Nasıl yapıyor ama? Manipülasyon yaparak yapıyor. Bizim iç piyasamıza bunlar nasıl girdiler? Girerler çünkü içimizdeki hainler dışarıdakilerden daha kötü. Bizi yıkan da o zaten. Koca Osmanlı'yı yıkan hainler Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya çalışıyorlar. Sen neden bahsediyorsun? Biz
yok. Niye bu kavganı kaybedeniz abi? Niye biz dayak... Niye kavgayı kaybedelim? Allah halimize baksana. Aslan gibi direniyoruz ve direneceğiz. Biz öyle bir milletiz ki yeri geldiğinde iki tane taşı çatar, ocak yapar, aşımızı pişirir yeriz. Kimseye de müdahale etmeyiz. Taşı biz çatarsın savaşta... da ocağa koyacağın tencerenin içi boş. Taş pişirir gene yeriz biz onu. İş mi olur abi sen de kurban. Benim ecdadım Çanakkale'de bir kase hoşafla şu kadar tayinle 256 bin şehit vererek bu vatanı bize... Hoşaf neyle yapılıyor abi? Üzüm değil mi? Üzümle yapılıyor. Üzümün kilosu kaç para, haberin var mı? Üzüm memleketinden 3 lira şu anda üzümün kilosu. Buraya kaça geliyor? Getirme. Allah Allah, git yerinden. Nasıl cephe? Git yerinden al. Nasıl cephe? Allah Allah, yerinden al baba. Biz Manisa'ya mı gideceğiz? Yok, Nevşehir'e gideceğiz. Nevşehir'e mi evet, gideceğiz? Evet. Ben Nevşehir'e buradan gitmek zaten 500 lira. Gitsin alsın. Abi ne alaka lira. Öyle saçma şey mi olur? Olur mu öyle şey? Öyle şey mi olur canım? Buradan 500 lira gidiş, 500 lira gidiş, 1000 lira. Üzüm, kuru üzümün kilosu kaç para? Sen söyle. Ha? 20 lira. Az mı? Az tabii. 3 liraya orada çıkıyormuş. Kaça mal oluyor biliyor musun? 3 lira. Oradan buraya gelene kadar nakliyesiydi, şunuydu, bunuydu. Bindiriyorlar üzerine, manipülasyon yapıyorlar. Başka bir şey yok. Yapmasınlar. Yarın seçim olsa kime oy ver? Ben mi? MHP'ye vereceğim oyumu. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Efendim merhabalar. Ekonomi sizce nasıl? Ekonomi berbat abi. Niye böyle abi? Hangi birinden başlayayım ki? Sağ baştan say abi. Abi şimdi şöyle söyleyeceğim. Geçen sene asgari ücret ne kadardı? 4200 veya ondan bir önceki 2800 liraya kaç tane yumurta alıyorduk? Atıyorum 40 tane. Asgari ücrete zam geldi. Şu an ne oldu? Net 5505 lira. Aynı yumurtayı alamıyorsan ekonominin hali bu kadar. Niye böyle olduk abi? Düzgün yönetilmiyor. Üretmiyoruz yani. Ülkeyi yönetenler biz düzgün yönetiyoruz diyor. Yönetmiyorlar abi. Yaptığı hatanın farkında değil. Vatandaşlara suç var. Z kuşağında da biraz suç var. Yani nedir onların suçu? Mesela şöyle, Z kuşağının suçu... Çoy kullanmadı onlar. Ya Z kuşağı, şimdi şöyle söyleyeyim ben sana. Biz eskiden ne yapıyorduk mesela? Bir okula girdiğim zaman, mesela atıyorum muhasebe bölümüne girdiğim zaman yazları gidip çalışıyorduk. Şimdi mesela Z kuşağına bir iş verdiğin zaman biz önce diyorduk ki ya ne iş vereceksin bize? Şimdi mesela Z kuşağı diyor ki ne, kaç para vereceksin? Cumartesi pazarın var mı? Ya şöyle, biraz da iş paraya getirir. Biz öyleydik. Z kuşağında anası babası gönderiyordu ki eve ekmek getir. Önce fiyatını patronun belirler. İşi öğrendikten sonra da fiyatını kendin belirlersin. Benim babam mesela beni tuttu kolundan götürdü sanayiye. Dedi ki bak, eti senin kemiği benim. Niye? Çünkü babamın eve benim getireceğim paraya ihtiyacı yoktu. Şöyle söyleyeyim ben sana. Ustaya da sormazdı sen buna kaç para vereceksin diye. 25 yaşındayım. İki üniversite mezunuyum. Haftanın 7 günü çalışıyorum. Meslek nedir abi? Mali müşavirim. Tek başıma çalışıyorum. Yani şöyle, devletin tabii ki çok politikada yanlışları var. Ama yani gençlerimizin de çok yanlışları var. Mesleğinden dolayı belki bilgin vardır diye soracağım. Türkiye'nin mali yapısı sence şu an nasıl? Mali yapısı kötü durumda çünkü çok fazla borcumuz var. Ben bunu AKP'lilere anlatamıyorum. Bizim borcumuz var. Hayır yok diyor. Ya var diyor. Yani hayır şöyle, yok. IMF'ye borcumuzu sıfırladık ama başka taraflardan borç alırız şu anda. Geçenlerde İyi Partili istersen sessize 2 dakika daha al, hemen sorayım bitireyim. İyi Partili Mali Politikalar Başkanı dedi ki şu an dedi bizim hazinemizde IMF'in verdiği para da var dedi. Yani borç aldığımız para da var dedi. Politikacılar hani genel başkanları hiç dillendirmedi ama eğer böyle bir şey varsa niye dillendirilmiyor? Bir daha alabilir miyim soruyu? İyi Parti'nin Mali Politikalar Başkanı dedi ki bizim bugün Merkez Bankası'nın kasasında dedi IMF'den aldığımız borç da var dedi. Ya ama genel başkanların ağzından böyle bir şey duymadık. Ya yalan söylüyor ya da parti olarak bunu dillendirmiyorlar. Böyle olsa ya da olmasa bile Türkiye'de bugün dış borçla yönetilen bir durum var, doğru mu? Evet. Cari bir açığımız var. Ya çünkü şöyle, üretemiyoruz yani. Üretemiyor muyuz, üretmiyor muyuz? Üretmiyoruz, üretilmiyor. Çünkü elektrik çok pahalı. Yani şimdi mesela enerji sistemlerine yatırım yaptık. Sürekli televizyonda şeyden bahsediliyor. Enerji sistemlerinde işte eskiden %30'lardan %40, %50'lere. Bu yansımıyor insanlara. Yani her tarafa rüzgar enerjisi kuruldu. Çeşitli şeyler var ama yetmiyor insanlara. Söylediğim şey bir planlamayla olacak bir şey değil mi? Mesela dersin ki bizim nüfusumuz 10 sene sonra 80, şu an 86 milyonsa 96 milyon olacak. Biz ona göre enerji üretmeliyiz, ona göre buğday üretmeliyiz, ona göre domates üretmeliyiz denmesi gerekmiyor mu? Ya şimdi bizde Türkiye Planlama Enstitüsü kapatılmış durumda. Şey var, bir tane çevreci kız var. Biliyor musunuz onu? Greta. Tam hatırlamıyorum. 16 yaşında.
Bu kuzu dünyayı geziyor. Geçen gün bir tane BBC'de izliyorum. BBC'de bir tane ülkeye gitti. Ülkede yapılan tesis şu. Biz hala siyasetle, AK Parti'yle, onunla bununla. Adamlar dünyadaki ve ormanlardaki karbon emilimini azaltacak sistemler üzerine çalışıyorlar. Mesela ormanı sürekli biz ormanı tahrip ediyoruz. Veya yakılıyor veya bir orman 30 yılda gerçekten karbon emmeye başlar. Karbondioksit emmeye başlar. Şimdi adamlar bir tane tesis yapmışlar. Bunu daha da 500 ton karbonu eritecek tesisi geziyor bu kız. Adam ekmeği aşı bırakmış, oraya doğru evrilmiş. Düşün, biz hala ekmek aş peşindeyiz. Ya biz şimdi tek yapmamız gereken mutlaka bilime sarılmalıyız. İmam Hatip açıyoruz ama. Yani İmam Hatip zaten yeterince var yani. Fazla ya fazla. Zaten şöyle, İmam Hatip'e gerek yok ki. Diyanet diye İmam yani Hatip. Diyanetimiz var. İnternetten Diyanet'ten fetva alabiliyorsun, telefonla sorabiliyorsun. Sizin çocukluğunuz zamanında bu kadar İmam Hatip yoktu. Siz dinden geri mi kaldınız? Hayır. Bugünkü gençler yani sizden daha mı dindar? Sorabiliyordum. Diyanete gidip yaz kursunda dine gitti. Şeye gitti. En yakınında şurada Diyanet'in yeri var. Her cami aslında Diyanet'in bir temsili. Israrla devam. Ya İmam Hatip'den ziyade... Şimdi İmam Hatip düşmanı derler bize. Öyle de bir düşmanlığımız yok. Bahsedelim. Madem televizyona çıktık. Şimdi eğitimden de bahsedelim. Mesela şu anda bu sene üniversite sınavına kaç kişi girdi? Ya 3.200 ya 3.600. Kaç tane kadro vardı? 800.000. Ne kadarı boşta kalacak? O kadar insan yeniden sınava girmek zorunda kalacak. Boşta kalma yok. Hepsi geçti sınavı. Baraj kalktı. Herkes sınavı geçti. Ama şimdi arkadaşlardan, genç çocuklardan Z kuşağı diyoruz ya. Öğreniyorum, onlarda gene de sıkıntı var. Abi bu sefer üst baraj çıkarttılar diyor. Hani belli... Kota var yani. Su ne kadar çok olursa olsun kabın alacağı belli. Şimdi bak şöyle, bizim zamanımızda ÖSS vardı. ÖSS'de nasıldı? Bizim seçme şansımız yoktu. Sınava giriyorduk, sınava girdikten sonra biz okulu seçiyorduk. Şu anda yıllardır şunu çözemedik. Mesela şimdi atıyor, hukuk fakültesi mezunu çok diyoruz. Veya makine mühendisi çok. Tamam mı? Meclisin büyük çoğunluğu zaten avukatlardan ve mühendislerden oluşuyor. Ya şimdi mezun da var. Şu da olmalı. Şimdi mesela atıyorum Türkiye'de mühendis açığımız ne kadar? Her yer işletme mezunu. Ben de işletme mezunuyum. Ya zar zor iş buldum. En son yani yıllarca özel sektörde çalıştım. Sonra baktım olmuyor. Çünkü eşim yok, dayım yok, amcaoğlu yok. Kendi işimi kurdum. Herkes benim kadar şanslı olmayabilir. Şimdi gençlere soruyorum. Abi ben diyorum diyor ki İngiltere'de veya Amerika'da. Abi benzin üniversite mezunu genç şunu söylüyor. Ben diyor abi benzin pompa doldurmaya razıyım. En az 3.000-4.000 yatacak yer de veriyor diyor adam. Bu adam burada tutamazsın. Bir de işte dediğim gibi şey olmalı. Mesela sanayide mesela ne kadar makine mühendisi lazım? Bu da yok. Planlama yok işin özü. Şimdi ben size 90'lardan bahsedeyim. 90, ben aynı zamanda da makine teknikeriyim. Tamam mı? Sanayide de çalıştım. 10 parmağında 10 marifet. Aynen. Şimdi sanayide 2000'li yıllarda Romenler vardı. Tamam mı? Mesela şimdi atıyorum Rico diye biri vardı. Fico vardı. Adam makine mühendisi. Tamam mı? Makine mühendisi biz Tornada buna çok rahat işi teslim edebiliyorduk. Şimdi mesela bizim makine mühendisleri mesela Avrupa'da garajların altında adamların birçok böyle tamirat atölyeleri var. Bizimkiler garajda yaşıyor şu an. Şimdi mesela makine mühendisi gidip hayali naylon staj yapıyor. Ya yapma arkadaşım. Niye yapıyorsun? Z kuşağı burada. Sor. Gidiyor. Gelin. Yani niye naylon staj yapıyorsun? Gelin. Tamam bak. Elin Romani geliyordu. Ben sanayide ona ince iş verebiliyordum. Şimdi bizim makine mühendisi adam tornayı çalıştırmaya gidiyor. Bu olmaz. Bizim millet şu an bodrum katta yaşıyor. Değil ki garajında tornası tesviyesi olsun. Yapma. Bizim millet yokluktan bodrum katta yaşıyor. Daha enflasyonu çok kötü. Dağın başındaki Muğla Üniversitesi. Muğlalılara da ayıp olacak ama nasıl mühendis yetiştirebilir? Adam dağda. Hani bu çocuk etraf görmüyor. Oraya giden hoca ne kadar hoca? Şeylere de mi bahsediyorsun? Özel üniversiteler. Üniversiteler tırt zaten. Sadece özel değil. Devlet üniversiteleri de tırt. Kaç tane ilk 500'e giren üniversitemiz var? Üniversitelerden yok. Bir şey daha bağlayacağım. Son. Şimdi mesela bu da çok önemli. Tıp fakülteleri. Şimdi mesela atıyorum tıp fakültesi kaç? 7 yıl okuyorsun. Arkadaşlarım benim hep tıpçıydı. 2 yıl tıpta uzmanlık sınavına giriyorsun. Şimdi mesela ben ünlü bir kap cerrah olmak istiyorum değil mi? En iyi ben kimin yanında yetişirim? Bilgül Sönmez'in ünlü. Tamam mı? Mehmet Öz, Mustafa Öz. Şimdi bunlar üniversitelerde bu adamlar kalmadı. Şimdi bu üniversitelerde kalmadıktan sonra 5-10 sene sonra sağlıkta çok daha kötü hale geleceğiz. Bugün de iyi değiliz zaten. Mesela ben muhasebeciyim. Benim ustam 35 yılını vermişti bu işte. Ustanın yanında yetişirsin. Bak bu üniversite için de aynıdır. Sanayide tornacı veya oto tamircisi için de aynıdır. Şimdi bu insanları biz üniversitede tutamadığımız zaman üniversiteye gelen çocuğu da ben kapçı yara alacağım. Benim o adamı geçmem lazım. Kasap nasıl olur ya.
Abi çok, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kolay Peki gelsin. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir abi? Ya şu an belli değil ki. Önünüzde bir aday var mı? Ya şu an söylemek istemiyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Geçinebiliyor muyuz acaba? Nasıl? Siz geçinebiliyor musunuz? Ben geçinebiliyorum ama ben... Nasıl geçiniyorsunuz? Çalışıyorum ama yetmiyor, öyle söyleyeyim. Hepimiz öyleyiz. Bu toplum evet. Şu anda öyle. Yaşamıyoruz yani sadece şey karnımızı doyuruyoruz. Bir insanın evet. Bir sosyal hayat olmaz mı? Olması gerekiyor. Bir yere gidip bir çay içseni şurada 15 lira. Ama diyorlar ki çayı evde için, kahvenizi evde için ama lükse kaçmayın. Ben hayvan mıyım? Estağfurullah. Hayvanlar bile böyle değil. Sosyal bir hayatınız olması gerekiyor. Bu sizin psikolojik olarak da insanların ihtiyacı. Evet. Şimdi gençler üniversiteye başlayacak. Gidip bir bardak çay içmesi, yani insanın sosyalleşmesi gerekiyor. İnsan olarak bir yere gidip iki laf edeceğiz. Ben yani sürekli olarak evimde mi oturmam gerekiyor bir kadın olarak? Ben bir yere çıkmalıyım, bir nefes almalıyım, insanları tanımalıyım. Hayatı görmeliyim, yaşamı görmeliyim ben. Bunları yapabiliyor musun? Ben 3500 lira maaş alıyorum. Yapabiliyor muyum bunları? Hayır, yapamıyorum. Çalışırken iyi kötü yine bir şeyler. 3500 lira, şimdi benim eşim de var. Yani ikimizin maaşından bir şekilde geçinmeye çalışıyor. Geçiniyoruz bakın, yaşamıyoruz. Şu anda 3500 lira alan bir evi insan nasıl geçindirir? Lütfen bunu söylesinler. Şu anda yani ülke bilmiyorum nasıl ayakta kalıyor. Gerçekten mucize bir şey. Yani bu insanlar mucizevi bir şeyleri yaratıyorlar yani. Belki de annelerimiz, belki de birbirimize destek oluyoruz. Yoksa başka bir ülkede %100'ü geçen enflasyon olacak, hayat pahalılığı olacak ve insanların sizin soluğu çıkmayacak. Sizce neden böyle olduk? Bence tek adam yönetimi. Başka hiçbir şey değil. Bir insan her şey olamaz. Mühendis, mimar, her şey bir kişi. Bir kişinin ağzın, dudağından çıkan her şey. Mesela geçenlerde Rum hastanesi yandı. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın söylemleriyle gitti itfaiyesi. Böyle bir şey. Talimatıyla oldu. Talimatı yani. Böyle bir şey olabilir mi? Bir ülkede böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Bilmiyorum. İnsanlar da şimdi AK Parti seçme. Ben de AK Parti'ye zamanında oy vermiş insanlardan biriyim. Ama 2005'lerde falan hani geldik değiştireceğiz falan dedi ya. Yani şimdi şu anda herkeste bir telaş var. Herkeste bir telaş. Niye telaşları? Tayyip Erdoğan giderse bu ülke bitecek. Niye bitsin? Özal gitti, bu ülke bitti mi? Demirel gitti, bu ülke bitti mi? Menderes gitti, bu ülke bitti mi? Bitmedi. Bir şekilde hayatımıza devam edeceğiz. Belki gençler çok daha iyi şeyler yapabilecekler. Bu halka sabır mı diyelim? Ama artık lütfen seslerini çıkarsınlar. Yani bitse bir kilo sebze 15 lira. Bir kilo meyve ya, bir kilo meyve 30 liradan aşağı meyve yok bu ülkede. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ekonomiden memnun muyuz? Değilim. Neden değiliz? Gördüğünüz gibi. Nedir sorun? Hiçbir iş. Sorun mu? Sorun nedir? Sorun nedir? Gelirler giderler diyelim kısacası. Çünkü karşılamıyor yani. Neden böyle olduk sizce? Ciddi anlamda bence bir ekonomik sıkıntı yaşıyoruz ya açıkçası. Bu ekonomik sıkıntıların temel sebebi nedir sizce? Temel sebebi tabii ki bunu yöneten yönetim açıkçası. Şu anki yönetim yani 22 yıldır şeydeler ama belirli bir zamandan sonra demek ki şu an tamamen derdest oldu. Dikkat ediyorsanız ciddi anlamda bir sıkıntı var ama şu an tamamıyla halk sıkı sıkıya gidiyor. Bakın ben işportacılık yapıyorum. Günlük her gün çıkıyorum sabah işime. Gözlük satıyorum. Ya da işte ne bileyim şarj cihazı satıyorum, şunu satıyorum. Ve her gün günlük yevmiyeyle evime gidiyorum. Kiralar ne kadar şu an? Nerede oturuyorsunuz? Üsküdar, Mimar Sinan'da oturuyorum. En küçüğü 4000 liradan başlıyor. Hadi benim çok şükür kira derdim yok. Ama o halde bile ben eve ciddi anlamda hani kazandığımı yitiremiyorum. Çünkü yeri geliyor gerçekten bir tane kız evladım var. Onun isteklerini mümkün olduğunca yerine çünkü ne için yaşıyoruz? Evlatlarımız için. Onlara iyi bir gelecek hazırlamak için ama baktığımızda gerçekten bazen üzülüyorum. Kızım bir şey istediğinde götüremiyorum. En acısı bu. Peki evladınız için yani bir gelecek kaygınız var mı? Onun geleceğiyle alakalı. Var. Açıkçası var evet. Düzelmez mi yani bu durumlar? Düzelmez mi? Düzelir bence. Nasıl düzelir sizce? İyi bir ekonomi, şöyle diyeyim size, siyasi olarak düşünmeyin lütfen. Ali Babacan mesela ciddi anlamda ekonomist bir insan ve ciddi anlamda bu işin erbabı. Ciddi anlamda mesela onun döneminde ekonomi
ekonomide hiçbir sıkıntı yoktu. Hani şey mesela işte ne diyeyim, bir anda hani faizler ya da işte marketten aldığımız yoğurdu, sütü, işte ne bileyim makarnası pat diye çıkmıyordu. İyi bir ekonomi yöneticisi lazım bize ya. Hani başkan demiyorum yani. Hani ekonomiyi yönetebilecek gerçekten işin ehli birisi gerekiyor. İnşallah olur. Olursa iyi olur. 2023 için bir adayınız var mı? Şu an yok diyeyim ya. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merhaba, ekonomiden memnun muyuz acaba? Hiç değiliz. Neden değiliz? Emekli mahvoldu gitti. Ne olacak? Neden bu hale geldik peki? Ya ne olacak ki? Krizlerden. Ondan sonra ne bileyim. Neden çıkıyor bu krizler? Ya ekonomi yükseldikçe kriz çıkıyor. Dolar yükseliyor. Altın yükseliyor. İnsan emekli işçiyi düşünen var mı? Soruyorum, hiç düşünmüyor. Az önceki abi emekli olduğunu ve geçinebildiğini söyledi. Geçiniyorsa geçinsin. Ben tek başıma yaşıyorum. Eşim yok. Çocuklarım evlendi. Bir başıma ben emekliyle geçinemiyorum. Evim olduğu halde. O geçiniyorsa çok iyi. Yani halk şikayet ediyormuş. Şükürsüzlükten dolayı bu haldeymişiz. Yoksa herkes geçinebiliyormuş onun demesine göre. İyi tamam, o şükür etsin, geçinsin yani o zaman. Yapacak bir şey yok diyecek. Peki sizce nasıl düzelir? Valla çok zor. Böyle gidecek. Yani sadece hükümet için değil. Başkası da gelse düzeltemez. Düzelmez yani. Bu böyle bir müddet böyle gideceğiz. Sonsuza kadar böyle mi olacak yani? Sonsuza kadar değil de böyle bir müddet alışacağız. Yani başkası da gelse, illa hani değişse bile düzeleceğini hiç sanmıyorum yani. Muhalefet size güven vermiyor mu? Yok. Hiçbiri. Neden güven vermiyor? Vermiyor, hiçbiri vermiyor. Peki şimdi bir seçim olsa Cumhurbaşkanı adayınız kim olurdu? Boş olurdu. Kararsızız. Peki teşekkürler. Geçinebiliyor muyuz? Ekonomiden memnun muyuz? Hayır, kesinlikle. Neden değiliz? Değilim. Ekonomi görüyorsunuz. Bir İstanbul'a geldim arkadaşımın yanına. Nereden geldiniz? Kahramanmaraş'tan geldim. Her şey çok pahalı. İstanbul mu pahalı, Kahramanmaraş mı? Kahramanmaraş daha ucuz buraya göre. Yani eskiden bir şeyler almak için İstanbul'a gelebiliyorduk senede birkaç kere ama bu sene geldim, tövbe ettim, bir daha asla gelmem. Evet. Kesinlikle 50 liralık 40 liralık şeyler 200-250 lira olmuş. Hani bu kadar olmaz. Ekonomi çok kötü. Allah'ım sonumuzu hayrede. Peki sizce neden böyle olduk? Bu başımızdaki gitsin de inşallah. Başka bir şey dilemiyoruz. Nasıl düzelir bu durumlar? Değişimle mi olur? Bu durum nasıl düzelir? Bu başımızdaki giderse. Değişmesi gerekiyor artık bazı şeyler. Değişirse düzeleceğinden eminim. Ekonomiden memnun muyuz? Geçinebiliyor muyuz? Tabii ki memnunuz. Her yerde bolluk var. İstikrar var. Her şey çok güzel gidiyor. Az önce abinin dediklerine de katılmıyorum. O yüzden zaten kısık sesli konuşuyordu. Çünkü söylediği hiçbir şey doğru değildi. Yalan mı söylüyordu yani? Tabii ki. Ne olsun? İnsan neden geçinemiyorum diye yalan söyler ki? Niye mi? Çünkü onun dünya bakışına, onun görüşlerine uymadığı için. Bir insan her şeyden önce samimi olmalı. Şimdi ona sorsak, durdursak Müslümanım der. Müslümanlık bu değil. Müslüman Allah'ın ayetiyle, Allah diyor ki Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan, kalbi Muhammedi olan reisinize itaat edin. Bugün Erdoğan'a... Hangi ayette diyor bunu? Vallahi hangi ayetinde söylediğini şu an tam bilemeyeceğim. Daha Cuma'da hoca söyledi hutbede. Ha. Yani bunu şimdi, bunu bilen bir insan zaten bunu her Müslüman bilir. Zaten Erdoğan'a karşı gelemez. Niye diyeceksin? Çünkü bugünkü sistem... Erdoğan her şey istediği gibi zaten yapamıyor. Rahatça tatbik edemiyor. Yapamıyor mu şu anda? Erdoğan bir şey istiyor ve yapamıyor mu sizce? Yapamıyor. Evet. Neleri yapamıyor mesela? Ne istiyordu Erdoğan yapamıyor? Beni farklı sahalara çekmeyin çünkü o biraz... Yok hayır, sizin söylediğinizi soruya çeviriyorum sadece. Yani şimdi bir gün Cumhuriyet'in kurulduğunda bazı yasalar var. Onları değiştiremiyor hala. Şu an hangi yasalar? Neyse, ben daha önce cezaevine de girdim bu yüzden. Gerek yok. Yani demek istediğim, Erdoğan her şey elinde değil. Göründüğü gibi tek adam da olsa her şey onun iktidarında değil. Şu an FETÖ bile %100 temizlenmiştir. %50. Tamam, bugün herkes FETÖ'cü olarak ilan ediyor. Bu da doğru değil ama FETÖ şu an o kadar içimize sızmış ki her yerde temizlenmiş değil. Bir gün ha maddi sıkıntı yok mu? İlla ki vardır. Bu dünyanın her yerinde var. Avrupa'da da var. Türkiye'de biraz fazla sanki. Evet olabilir. Neden fazla? Türkiye'de neden geçim zor şu anda? Eğitim sistemi burada çok bozuk. Yavaş yavaş düzeliyor ama çok bozuk. Bunun bozuk olmasının sebebi de biz teknolojiyle, ağır sanayiyle pek alakadar olmamışız. Senin gibi başörtülü kızlarla, sarıklı adamlarla, hocalarla, imamlarla bunlarla alakadar olmuşuz. Bunların derdine düşmüşüz. Uzaya nasıl çıkacağız diye sadece rakı masallarında konuşmuşuz. Ya bunların yüzünden Türkiye ilerlemedi bazı konularda. Ve şuna da hiçbir zaman katılmıyorum. Bazı insanlar diyor ki ülkeyi hep sağ görüşlü insanlar yönetti. Evet, siyaseten öyle ama arka planda
askeri vardı. Rahmetli Erbakan Hoca'ya hiçbir yapmak istediği şeyi yaptırmadılar. Turgut Özal'ı rahmetli ruhu şad olsun yine o şekilde. Adnan Menderes yine öyle. Yani bu ülkede Müslümanlara hiçbir zaman hürriyet yoktu. Bugün bir insan bedenen aç olabilir ama ruhen özgür. Bak sen istediğin yere bugün girip çalışabilirsin. Başörtülü kızlarımız her yerde çalışabiliyor. Her istediğini yapabiliyor. Düne kadar hiçbir şey yapamıyordu. Sen şeydin, kara Fatma'ydın düne kadar. Evet. Bilmiyorum, şaşırıyorsun ama istiyorsan başörtünü biraz daha öne çek. Yok, ben bu kadar kapanabiliyorum. Evet. Tamam, evet. Yani ben onu da eleştiriyorum biraz o yüzden. Şimdi yok, benim şimdi kapalılığım, görünüşüm falan hani kimse ilgilendirmez. Hiçbir şekilde eleştiriye de açık değil evet. Aslında. Hani diyorsunuz ya. Slim fit'e İslamiyet'te hiç böyle ben bir ait değilim. Yani İslamiyet bir tek bana yok şu anda aslında. Hepimize İslamiyet var. Var mı? Bir yerden bana bir göster. Her yerin açık abi. Slim fitsin. Meme ucun görünüyor. Sen de giy kardeşim. Ne giyeyim? Sen de Müslüman değil misin? Hayır, siz... Beni ilgilendirir. Ben senin gibi Müslümanım diye bağırmıyorum ki. İnsanların giyimini yargılamıyorum ki. Giyimine demedim. Biraz daha öne çekersen daha hoş olur. İyi de hoşluğu bana kalmış sonuçta. Onu biraz kapat abi. Evet. O seni ilgilendirmez kardeşim. Ama onunki ilgilendiriyor seni. Biz burada iki kişi konuşuyorduk. Sen niye araya girdin? Kızcağız niye Müslümanlığı hayır, tartıyorsun? Hayır, ben Müslümanlığı tartmıyorum. Böyle yaparsa senin için daha iyi olur. Böyle yapmazsan senin için daha iyi abi. O seni ilgilendirmez kardeşim. Ama o da onun o cevabını verdi. Sen hayır. Biliyor musun? Hayır. Sen onun giyimine ki kapalı giyimine karışıyorsun. Değil. Bak ne dedim? Düne kadar senin gibiler dedim. Ama az önce karıştın abi. Hayır dedim, biraz daha yanlış çekerim senin için daha iyi olur dedim. Sen de memeni kapatsan tamam, senin için daha iyi olacak. Kardeşim o onun bileceği, bu benim bileceğim iş. Hayır, tamam. Ben de senle... Ben senin mesela örnek veriyorum, küpene laf etmem. Ha? Bu senin bileceğin. Ben sadece uyarı olarak Müslüman bir görünüm olduğu için. Hayır. Şurayı açalım mı? Şöyle gelin. Ben de sana diyorum ki sen onun giyimine laf ediyorsan kapat diye, ama seninki de İslam'a uymuyor diyorum ben de. Ya sen ne istinada söylüyorsun kardeşim? Her Müslüman şalvar mı giymek zorunda? Hayır abi. Hayır, o zaman konu. Her kapalı bone takmak zorunda mı mesela? Ama saçlarınızı örtün diyor. Bak şimdi saçlar senin saçlar. Ben bu kadar kapanabiliyorum beyefendi. Bak bu kadar kapanabiliyorum. Hayır, ben onu eleştiriye açık bir durum değil ama. De şunu dedim sadece. Biraz daha kapatırsan belki kendiliğinden açılmıştır. Belki gayri iradi olmuştur diye söylüyorum. Kendiliğinden açılmış olsa bile kamera önünde mikrofonu gördüğünüz için biraz da başını hayır, kapat olmaz. Herkes görmesin yani, biraz daha çekin diye dedim. Burada kötü. Teşekkür ederim. Yok. Ben kendimi düşünebiliyorum. Evet. Çok sağ olun yani. Teşekkür ederim. Sağ olun röportaj için. Merhaba, sohbet edelim mi biraz? Yok, ben o işlere katmayın ama ben olsam güzel şeyler söylerim ben hep. Melmeçet için çok güzel şeyler söylerim. Çok, buyurun. Çok güzel yolda yürüyoruz. Allah ömürlerini ve önlerini açık eylesin. Geçinebiliyor muyuz? Amin inşallah kazım. Yani. Kazım konuşsun. Ben onun yanında konuşmam. Kazım konuşsun. Yok kazım. Çok güzel yerden bahsettin. Amin. Geçinebiliyor muyuz şu anda? Efendim? Geçinebiliyor muyuz? Ekonomi nasıl efendim, sizce? Efendim çok ekonomi bakın. Ben bir marketin önünde yüksek sesle konuştum. Dedim ki devlet bir zamlar yaptı hükümet. Hükümet zamlar adını söyler söylemez marketler acele onu hemen kapadılar. Onun için ben kusuru başta marketlerde yani satıcılarda, ikinci planda da tüketicilerde kabahati buluyorum. Her şeyi çok isteyeceksiniz hem bedava olacak, öyle bir şey yok. Zamlar neden oluyor? Zamlar dediğim gibi işte. Zam yapmasın o zaman. Evet, devlet zam yapıyor şu anda. Şimdi sen zamı yaparsan devlet ne yapacak? Mecbur şey yapamıyor ki. Bakın serbest ekonomi yani serbest ticaret ekonomisi var. Onun için devlet ona müdahale edemiyor. Sadece ikaz ediyor. Onun için eğer ki... Hepsi düzelecek. Hepsi düzelecek Allah'ın izniyle. Ne zaman düzelecek? Çok kısa zamanda düzelecek. Şu anda neden düzelmiyor? 20 seneden beri gürlük gülistanlık içinde yaşadık. Bir yemediğimiz arkamızdaydı yani. Şimdi de böyle dünya böyle bir şeyde. Şerefiniz arttı, şerefiniz. Ne şerefi? Şerefimiz arttı. Ne dünyada şerefimiz arttı. Sizinle konuşulmaz. Siz bu vatanın evladı değilsiniz. Senin gibiler olduğu müddetçe bu ülke düzelmez. Senin gibileri dışarıdan gelmiş sebataysınız. Senin gibilerin hiç oy kullanmaması lazım. Ya bu ülkede aydın, akıllı insanlar oy kullanması lazım. Ya bu oyda ne alınır? Bu refahtan ne alınır? Ya bunlar insan mıdır Allah aşkına ya? Ya biz mahvolduk ya. Böyle bir şey var mı ya? Hala gülistanlıkta. Ya 20 sene bu hükümet düzeltmeyen bu 3-5 günde mi düzeltecek ya? Ya bu halk suç hükümetin değil. Suç bütün bu halkındır ya. Yani Tayyip'in hiçbir suçu yok. Halkın ne günahı var abi? Ya halk hala destekliyor, %35 destekliyor. Ya diyor beni öldür hala destekliyor.
Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir halk dünyada var mı ya? Hala destekliyor ya. E görmüyor musun? Ya benim yaşımdakileri hepsini keseceksin ya. Diyor eskide. Ya eskide emekli oluyordu, bir bakkal açıyordu, bir dükkan açıyordu. Hayır yani bir ev alıyordu. Şimdi bir emekli bir tekeli alabiliyor mu kızım? Ha bir araba tekeli alabilir mi? Teyzeciğim. Bir şey var mı ya? Bir şey diyordun. Kaçırdım orayı. Tayyip babandır. Vallahi Tayyip baban. Tayyip bizim babamız mı? Neden böyle düşünüyorsun? Herdem Erenoğlu. Nasıl? Herdem Erenoğlu. O kim? Herdem Erenoğlu. Peki teşekkür ederim. Çok sevdim. Tayyip babandır. Evet, nesini seviyorsunuz? Tayyip çok seviyor. Neden? Tayyip babandır. Tayyip çok insandır. Tayyip her zaman dış ev dikeri. Tayyip. Konuşalım mı biraz? Sen kaç. Niye ben hiçbir yere kaçmıyorum? Buralıyım ben. Hanımefendi konuşalım biraz. Değişik ya. Şey mi zannetti acaba? Konsept mi zannetti? Sanat yönetmenim taktı. Merhaba, millet korkuyor konuşmasın, korkuyor. Yeter gitsin daha ya. Yalandan kapalı muhabir koymuşlar dediler. Gitsin ya, bu gitsin yeter ya. Millet bak bir şeyler alamıyoruz ya. Yazık günahtır ya. 20 değil 30 senedir ya, 30 senedir ya. Bu değişmesi lazım ya. Yeter ya, yeter. Gerçekten mahvolduk ya. Yazık oldu bu Türkiye'ye, yazık oldu. Geçinebildiğini söyleyenler var, Tayyip bizim babamızdır diyenler var. Onlar hakkında ne düşünüyorsun? Ya Tayyip şartları mı? 85 milyon gibi. Bir kişiye mi bağlı ya? Yeter ya. Yeter lütfen, yeter ya. Ondan akıllı bir insan yok mu ya? Sizin var mı benim Cumhurbaşkanı? Benim babam 12 sene askerlik yapmış. Amcam Çanakkale'de şehit olmuş. Bu memlekete bir emek verilmiş. Yazık günahtır ya. Yeter. Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Cumhurbaşkanı adayımız ne? Seçecekler inşallah, iyi birisi gelir. Allah yardımcımız olsun. Adalet gelsin, adalet. Cumhurbaşkanı şart değil. Adalet gelsin. Bu vatan bir kişiye bağlı değil. 85 milyon insan bir kişiye bakıyor. Yanındaki milletvekilleri de herkes konuşamıyor ki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.